De Bu adalar ediyoruz. meselesi yani Türkiye'nin bundan sonraki hamlesi ne olabilir? Sonuç alınabilecek bir pozisyon oluşabilir yani mi? Yani şu anda pek mümkün gözükmüyor. Yani ne Yunanistan'ın ne Türkiye'nin şu anda e, meselelerin çözümüne dair attıkları adımların büyük bir sonuç üretmesini ben beklemiyorum açıkçası. Yani nihayetinde burada çok e, bazı Yunanistan talepleri üzerine... E, yükselen bazı sorunlar var. Tarihsel olarak hem hukuki uluslararası hukuken sorun oluşturmuş hem de diplomatik açıdan iki ülkeyi karşılıklı olarak sürekli e, e, karşı karşıya getiren bir durum oluşmuş e, gözüküyor. E, öte yandan e, meseleler şu anda hangi ölçekte çözümlenecek? Birkaç tane alternatif var. Yani burada tabii Doğu Akdeniz meselesi veya Türkiye'nin e, özellikle kıta sahanlığıyla ilgili meseleleri doğalgaz araştırması, sismik araştırmalarla ilgili yürütmüş olduğu faaliyetleriyle Ege meselesini, Ege denizindeki meseleleri de birbirine çok fazla karıştırmamak lazım. Aslında bence bu anlamda Yunanistan'ın da bir tür Türkiye'yi o tarafa çekme taktiğini de burada görmek lazım. Zaten burada Türkiye'nin çok haklı olduğu taraflar var. Yani uluslararası hukuken de çok ciddi manada haklı olduğu taraflar var. Türkiye'nin zorlayıcı bir takım adımlar atarak Egelerle Ege adalarındaki sorunlarla ilgili bir takım meseleleri yeniden tartışmaya açabilir. Bu Türkiye'nin çok meşru bir hakkı. Hatta Türkiye'nin bunu bir stratejiye dönüştürmesi de beklenmeli. Biraz önce ifade edildi. Belki de bu Türkiye'nin irili ufaklı küçük adalar, kendisine ait olan adalar, zaman zaman suların çekilmesiyle, alçalmasıyla ortaya çıkan adalar üzerinden de Yunanistan'ın yaptığı gibi bir belki de süreci başlatması daha Türkiye'nin faydasına olabilir. Bu tabii ki bir tercih. Nihayetinde meseleyi daha fazla tırmandıracaktır. Yunanistan'ın Türkiye ile bu meselede temel hedefi yalnız kalmamak, Türkiye karşısında bir koalisyonu, bir bloğu daha konsolide bir şekilde, daha pekişmiş bir şekilde Türkiye'nin karşısına çıkarmak Peki sayın Yeşiltaş olduğunca e olursa Türkiye'yi bir hataya zorlamak. Sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın ama e evet böyle bir Türkiye'nin karşısındaki bloğu ülke ülke saysak. Şimdi Mısır'la görüşülüyor ya. Türkiye'nin attığı adımları da yerleştirsek ve Türkiye hani yalnız kalmamak adına ne yapacak önümüzdeki dönem? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Şimdi, Sizden rica edebilir miyiz? Tabii. Yani aslında yani biz tabii Türkiye ve bütün dünya, Türkiye ve bütün Avrupa, Türkiye ve bütün Orta Doğu şekil, şeklinde Konuşmamak lazım. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Hatta yani e, biraz önce de ifade edildi çeşitli şekillerde Avrupa tamamıyla Türkiye'yi hedef alıyor... ...ya da Orta Doğu'daki bütün aktörler Türkiye'yi hedef alıyor şeklinde de yaklaşmamak lazım meseleye. Çok ciddi e, farklılıklar da söz konusu. Bazı ülkeler arasındaki çok gri alanlar da oluşmuş durumda Türkiye'ye. Ve bunu kalıcı kalıcı bir durum olmadığı da çok açık bir şekilde gözüküyor. Yani burada benim görebildiğim kadarıyla hem Yunanistan Türkiye meselesinde hem de Doğu Akdeniz meselesinde ve bir bütün olarak Türkiye meselesinde Avrupa'da üç farklı yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşımlar arasındaki farklılıklara çok iyi eğilmek lazım. Yani bir kere Avrupa'da bütüncül bir strateji yok. Zaten soğuk savaştan bu yana Avrupa'da bütüncül bir müstakil bir strateji herhangi bir konuya yönelik aslında oluşturulmuş değil. Bu üç farklı eğilim söz konusu. Bunlardan bir tanesi Türkiye'yi kesinlikle e, itmeyen, Türkiye'yi ötelemekten endişe duyan, hatta Türkiye'yi yabancılaştırmanın ve düşmanlaştırmanın daha kötü bir geri dönüşle Avrupayı karşı karşıya bırakacağını söyleyen bir ülkeler grubu var. Bence bu ülkeler grubunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'nin bu meselede elini rahatlatması açısından Almanya gibi, e, İspanya ve Portekiz gibi, İtalya gibi bu aktörler nihayetinde Fransa'nın Avrupa ölçeğinde yürütmüş olduğu müstakil stratejiyi hiç de e, makul bir strateji olarak karşılamıyorlar. Avrupa içinde de çok ciddi bir tartışma var. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın dış politikası, ortak dış politikasının hangi eksen üzerine oturtulması gerekeceği, kimi düşman, kimi dost, kimi rakip alacağına yönelik de bir tartışma var. Dolayısıyla bu bir kanat ve bence kuvvetli bir kanat. O anlamda İkinci kanat olan yani Fransa'nın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Orta Doğu'daki özellikle Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi ve tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi aktörlerin de Orta Doğu'daki Türkiye ile mücadeleyi Avrupa ölçeğine taşıyan bir yaklaşımla birlikte ikinci kanadı oluşturduğunu görüyoruz. Burada aslında hedef net bir şekilde çizilmiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin son dönemde dış politikadaki derinleşmesi, bu askeri aktivizmi, diplomatik aktivizmi sonuç üretici ve büyük ölçüde de İran, Irak gibi, Suriye gibi ve Libya gibi alanlarda da bazı süreçleri tersine çevirici veya diğerlerinin istediği istikametin aksine bir durum Peki, ortaya çıkarmadan dolayı ee, Türkiye'nin sınırlandırılması ee, gerektiğini düşünüyorlar. Şöyle devam edebilir miyiz? Mısırı sorabilir miyim size? Şimdi Mısır'la bu görüşmeler. Evet. Muhalefet bu konuda işte Mısır'la görüşün dediği keza Suriye ile sorunlar yaşanırken Suriye Esad rejimiyle de görüşmek lazım denmişti. Şimdi Mısır'la düşük düzeyde altta bir temas sürüyor. Bir yandan işte bu acaba daha önce olabilir miydi diye yorumlarda görüyoruz. Bu görüşmelerin hedefi ne? Bir de geç mi kalındı? Zamanlam olarak zaten böyle mi olması gerekiyordu? Yani... Yani geç kalınma meselesi çok e, geç kalınmadı aslında. Yani Türkiye e, 2013'ten sonra da Mısır'a ilişkin bir alt düzeyde bir ilişki ortaya koydu. Özellikle bu e, dışişleri bakanları her gördükleri, birbirlerini gördükleri toplantılarda ciddi sohbetler yaptılar. Ekonomi alanında bazı gerilemeler olsa da ekonomik ilişkiler devam etti. İstihbarat noktasında da e, ilişkiler devam etti ki Mısır'la bu son aylarda belki de son e, 5-6 ayda daha yoğun bir şekilde ortaya çıkan trafikte de bu iki tarafın istihbarat örgütlerinin daha sıkı görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Buradaki temel sorun şu bunun anlaşılması gerekiyor. Çünkü evet. diplomaside Mısır'la ilişkiler geliştirilmeli, Suriye'yle görüşülmeli ve bütün sorunlar bir çırpıda çözülebilecek şeklinde bir resim çizmek çok aldatıcı olur. Yani Türkiye'yi evet. o noktaya da çok fazla yönlendirmemek lazım. Pardon, Bu anlamda. Sayın Mısır'daki peki? temel problem evet, şu. Özür dilerim, bir şey eklediniz zannediyorum. Mısır'da evet, isterseniz şunu şunu söyleyeyim. Sayın taşı, eşit Doğru söylüyorum. Yani doğru Mısır'daki tutman, problem Sisi yönetiminin, Sisi yönetiminin, <laughs> yani Sisi'nin bizatihi kendisinin e, Cumhurbaşkanı tarafından muhatap alınmayı istemesi. Yani bu Mısır tarafında yani Sisi'nin bizatihi bu süreci blok, blokaj altına aldığını görüyoruz. Yani kendisini Cumhurbaşkanı tarafından muhatap alınmak istiyor. Ama çok normaldir ki Sayın Cumhurbaşkanı da Sisi'yi muhatap olarak almıyor. Çünkü bunun Mısır'da çok ciddi bir karşılığı var. Sisi'yi normalleştirecek, Sisi'nin yürütmüş olduğu işte o anti-ihvancı e, gü güya sözde terörizmle mücadele eksenindeki bütün bölgeye yayılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır, e, Suudi Arabistan'ın sporlan sponsorluğundaki politikayı meşrulaştıracak. Bunun da Türkiye açısından bazı sıkıntıları olacak. Yani kolay bir süreç değil. Peki o zaman yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan ifadesinde bu alt düzeydeki temaslar için e, söylediğini Alt Alt düzeyde değil yani. Yani istihbari. Doğru, yani, doğru yani, mu? Doğru söylüyorsun. Tabii alt düzey ama bugün... Bugün bence bugün aslında çok daha farklı bir ifade duyduk aslında ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Yani ne bugün Yunanistan'la Mısır'ın Yunanistan'la Mısır arasındaki anlaşmanın Türkiye'yi üzdüğünü söyledi. Evet. Aslında Cumhurbaşkanı'nın Mısır'a yönelik söylemi her zaman sert olmuştur bugüne kadar. Bugün Doğru. farklı bir aslında kapı açmaya çalıştı. Farklı, Mısır farklı eğer bir şey daha söyledi. Halbuki Yunanistan'la Mısır arasındaki bağlar Türkiye ile Mısır arasında e, evet güzelce, evet bağlı, bağlar kadar güçlü değildir ya da Türkiye ile Mısır arasındaki bağlar e, Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlardan yani. çok farklıdır gibi bir ifade kullandı. Evet buyurun Sayın Yeşiltaş bu tamam Bu çok önemli. Yani bu yaklaşım bence çok önemli çünkü biliyoruz ki Mısırda sisi yönetiminin ve sisi rejimi de diyebiliriz daha geniş ölçekli Mısırın kurumlarına baktığınız zaman Türkiye gibi bir ülkeyle bu noktada bir kopuşa, bu noktada bir kopmaya gelmenin Mısır'a ekstra maliyetler ürettiği de konuşuluyor Mısır'da. Bakın bugün Mısır gerçekten nüfus olarak bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Ama diplomatik ağırlık olarak son derece başka aktörlerle birlikte çalışmaya mecbur edilmiş, ekonomisi son derece zayıflamış bir aktöre dönüşmüş durumda. Yani Türk-Mısır aksının, yani sütununun Orta Doğu'da çok başka anlama geldiğini Mısır'ın zaten bu e, kurumları çok iyi bir biliyor. Ama buradaki temel sorun şu, Türkiye Mısır'la yakınlaşmaya çalışsa dahi avantajlarını hepimiz biliyoruz. Yani gerek Münasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sağlığı Anlaşması'nın Mısır'a sağlayacağı daha fazla alan olmasına rağmen arkadan Mısır'ı çeken Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi ve İsrail gibi aktörler var. Evet. Yani Fransa'yı da unutmamak evet. lazım bu anlamda. Fransa'nın da son dönemde Rusya ile birlikte Mısır'ın savunma alanında çok ciddi bir pay sahibi olduğunu Peki. görüyoruz. Peki, yani, bu, Mısır, yani Mısır dediğimizde bu arkada süreçte. görmemiz Onu gereken Fransa istiyorum. var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Amerika Birleşik Devletleri var ve de İsrail var. Şimdi Doğru. o zaman siz Bizi kiminle görüşüyorsunuz yani şakadan. öyle değil mi? Siz kiminle görüşüyorsunuz o zaman Mısır dediğimizde evet. bu önemli bir boyut. Bir, şey bir de var. çok özür var. şunu merak ediyorum yani 5-6 aydır böyle bir görüşme sürecinden bahsetti yanlış anlamadıysam Sayın Yeşiltaş. Bu 5-6 ay içerisinde biz Mısır'la Yunanistan'ın anlaşmasını da duymuş olduk bu ve üzül, üz, üzgün defa olduğunu ifade etti Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Başak Hanım Buyurun. dikkat ederseniz. E, Sayın Çiftçi de ifade ettiler. Yunanistan'ın silahlanması komutanında dediği gibi hem uluslararası hukuk aykırı hem NATO sözleşmelerine aykırı hem de Lozan aykırı. Şimdi siz iki tane müttefik ülkesiniz ve adaların gayri askeri statüsünü bozuyorsunuz ve Türkiye'de diyor ki sakız adasına bak sen sakız çiğniyorsun çok sonra ağzın şişer. Sana bunu sorarım diyor Türkiye. Artık Türkiye sertleşiyor. Şimdi bir defa şunu hatırlamakta gerek var. Türkiye Montre Sözleşmesi'nde boğazları askerden arındırmıştır Lozan'a göre. Sonra Atatürk ve İsmet Paşa bunu Yunanistan şeye izah ettiler. anglo yani İngiltere'ye. Ve bunu Rusya'da gördü o zaman Sovyetler Birliği ve Türkiye hem İstanbul Boğazı'nı hem e, Çanakkale asker soktu. Aynı zamanda Yunan sınırına ve Bulgar sınırına da biz asker sokamıyorduk. Bunlar benim derslerdeki en temel talebelerimi öğrettiğim hususlar. Şimdi Yunanistan bunu bahane ederek önce silahlandırdı. Türkiye sesini çıkarmadı. İkinci dünya harbi oldu. Almanlar geldi. İtalyanlarla böyle adaları isyan ettiler. Ve Yunanlılar 12 ada dediğimiz Güney Sprotli adalarını bu anlaşmaya göre bir şekilde haksız bir şekilde elde ettiler. Ya çünkü Uşi anlaşması göre adalar bizim de İtalyanlar bize vereceklerdi onları. Şimdi bu silahlar nedir? Top tüfek koymuyorlar oraya dikkat edin. Şimdi ellerinde S-300 vizesi var. Önce Kıbrıs'a koydular sonra Türkiye'ye ders çıkınca e, Girit'e koydular. Ama S-300'leri modernize ediyorlar. Şimdi ben buradan Amerikalı müttefiklerimize sesleniyorum. Siz S-400'ü aldık diye bize F-35'i vermiyorsunuz. Pekala ondan s 300ü niye ses çıkarmıyorsunuz? Eğer Ruslar bu modifikasyonu yaparsa... Niye ses çıkarmıyorlar? İşte oraya geleceğiz yani. E, burada adaletsizlik var. Ve bir müttefik'e eşit davranmama ilkesi. Aynı şey Avrupa Birliği için de söz konusu. Bakın, şimdi burada gemi savar füzelerini yerleştiriyorlar adalara, Türk gemilerini batırmak için radarları yerleştiriyorlar, erken uyarı ihbar sistemleri ve en önemlisi tanklar ve ağır evet, silahlar. Evet. Yani e, Doğu Almanya'daki bu e, birleşmeden sonra NATO'dan bize de Yunanistan'a da tanklar verildi. Yunanistan bütün bu tanklar adalara yerleştirdi. Ya kardeşim tank güzmeyi bilmiyor. Sen eğer Türkiye işgal edeceksen nasıl geleceksin de e, bizi şey yapacaksın? Bir kabus var Yunanistan. Türkiye gelecek bizi işgal edecek. Ya bizim böyle bir kavgamız yok. Bunu iyi biliyorlar. Ama bunu sürekli Ege'den şimdi alıp Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a şey Doğu Akdeniz'e Akdeniz e. bir Türk imajı, Türk dergileri ula Türkler gelmiyor ya kardeşim. Yani nereden çıkarıyorsun bunu? Bu bir İkinci husus Türkiye'nin komutana sorduğunu sorula. bir. Birleşmiş Milletler'de, NATO'da ve bütün uluslararası platformlarda Adalet Divanı'nda bunları sorar Yunanistan'a. Sen anlaşmaları ihlal ediyorsun. Bir, Viyana Sözleşmesi'ne göre Türkiye Lozan'daki bu hükümleri masaya getirir. Önemlisi, buradan söylüyorum Yunanistan'a, yanlış yapıyorlar. Türkiye vazgeçtiği savaş tazminatlarını ister. Hocam bir şey soracağım. Bu çok Şimdi gelelim hukuku, bu Mısır, Mısır meselesine. Birleşmiş Milletler mekanizmalarını konuşuyoruz ama bunların çoğu yerde... Dünya e, genelinde özellikle son çatışma ortamlarında pek de... Hayır hocam hukuku etkili. ihlal edebilirsen hukuk mutlaka sizden hesabını sorar bunun. Yani bir Biz, sonuç görebilir miyiz? Elbette görürüz. Ve Türkiye bir hukuk devletidir ve e, demokratik bir devlettir. Bu çok önemli. Hakkaniyete bağlı bir devlettir. Şimdi burada da Türkiye hakkını istiyor. Bugün Sayın e, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözcüğümüz açıklama yaptı. Önce Yunanistan başlattı şeyi. Nefteksi şeyleri arama sondaj faaliyetlerini Doğu Akdeniz'e Güney Kıbrıs Rum yönetimi başlattı. Ve Türkiye yapamazsın kardeşim dedi. Bak burada KKTC de var. E şimdi biz çıkıyoruz. Aman diyorlar sen yapma. Şimdi bu hakkaniyete uygun değil. Avrupa Birliği'nin de tarafsızlık ilkesine ters düşüyor. Ve Sayın Merkel de zor durumu düşüyor. Ve bunu Fransa kendisine bir fırsat olarak tanışıyor. Şimdi Türkiye'nin hamlesi ne olacak bundan sonra? Bir, Türkiye Az önce sayın arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Ankara'dan taşın. Mısır'la ciddi bir şekilde müzakere söylemektedir ve sayın Cumhurbaşkanı'nın bu lafı, bağlarımız farklıdır. Şu, bakın biz Mısır'la kardeşiz. Mısır, biliyorsunuz Mehmet Ali Paşa Yunan isyanında bize yardım etmiştir. 1830 isyanı. İki, şöyle bir şey var, İnebahtı'da Türk ve Mısır donanması... <laughs> Müttefik donanması tarafından batılmıştır. Yani Olayım. Türkiye varsa Mısır vardır. Mısır yoksa Türkiye yoktur. Bu çok önemli. Ben Amerika Birleşik Devletleri Mısırı subaylarla beraber okudum. Bize hayranlar. Başka bir şey söyleyeyim. Bugün tartıştığımız Arap Baharı'nı Roma Üniversitesi'nde verdiğim derste şu vardı. Bir defa 1876 anayasasındaki değişiklikleri Mısır anayasası da Tunus anayasası da birebir almıştır. Neden? Türkiye ile Mısır birbirinin devamı iki ülkedir Akdeniz'de. Ha demek ki buradaki kırgınlık da suniydi. Yani Türkiye Mısır'ın iş işlerine karışmak istemiyor. Ya buna barışıyor muyuz diyebilir ha, miyiz? Efendim? Mısır'la barışılıyor diyebilir miyiz? Barışırız. Niye barışamıyoruz ki? Bizim Mısır halkıyla bir kavgamız yok ki. Ha şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı... Sisi meselesi ne olur? İstihbarat birimlerimize göndermiştir. En azından şunu yaptı Mısır. Bakın bunu unutmayalım. Onaylamadı. Artık Güney Kıbrıs... Niye onaylamadı? E, kendi çünkü anlatıldı. Şöyle söyleyelim. E kocaman bir alanı kaybediyor Mısır. Onun da çıkarına değil yani Yunanistan'dan. Tabii, artı bu. aynı şey İsrail için de söz konusu. Şimdi demek ki kartlar yeniden kuruluyor. Az önce sorduğunuz sorunun cevabı çok önemli. Bir defa bu mesele 20 senelik bir mesele. Yani İsrail'in Leviathan bölgesini bulması, burada gazı bulması, şirketlerin gelmesi ve bu en önemlisi teknolojik olarak bu derinlikten gazın çıkarılabilmesi. Ve Mısır'da Allah yüzlerine güldü. Biraz yüzleri güldü. Peki Sisi Bununla. meselesi ne olur en sonda? Nasıl efendim? Sisi. Yani, sisi meselesi sisi, sorunu meselesi. var ya ortada. Yani e, orada Sisi olmuş, Pisi Pisi olmuş bizi ilgilendirmiyor. <laughs> bizi ilgilendiren Mısır'la Türkiye'nin ekonomik ve siyasi askeri çıkarları ve İsrail'le de aynı şekilde. Türkiye e, herhangi bir şekilde radikal bir değişime gidebilir. İki tane büyük açı açık atar, atayabilir oraya. İsrail'e de Mısır'a. Peki. Ama çok Vaktiniz da, Vaktiniz da tamamını sayın, edersen, döneceğim. Efendim? birkaç cümleyle tamamlayın. Vaktimiz daralıyor. Sayın Demek Çenik ki daha kartlar yeni kuruluyor. Herkes gardını yeni alıyor. Türkiye kaybetmiş değildir. Çünkü Türkiye'nin 1800 kilometrelik bir şekilde kıyı şeridi var. Ve uluslararası hukuk açısından da Türkiye haklı. Eğer yargıya da gidersek bu böyle. Ve 55. maddeden 121. maddeye getiriyor Yunanlar bizi. Diyorlar ki adaların da kıtasanlığı var. Kardeşim ama Adalet Divanı'nın kararları da var. Bir de şu var. Devletler hukuku sadece anlaşmalar bütünü değildir. Devamlısar hukuk vardır, yargı ihtiyatları vardır. En az 10 tane karar var. Fransa da bunun tarafıdır. Dover Boğazı'ndaki davayı kaybettiler. Yani bir adanın kıta sahanlığı olmayacağını bir şekilde mahkeme vermiştir. Yani o halde burada Türkiye bunu mahkemeye Peki. de götürebilir, yargı yolunu yapabilir ama şu anda Türkiye diplomasi alanında. Gel diyor Yunanistan'a da, Kıbrıs'a da sen konuş ama sen bizi aşıp Karşımıza Avrupa Birliği'ni getirirsen işte size yaptırımlar. Türkiye bunu istemez bir. ikincisi ben Yeşiltaş'ın görüşüne katılıyorum. Bir defa Türkiye Avrupa Birliği'ne niye kavgesin? Sonra Avrupalılar Yunanlılar için kendilerini denize atar mı? Türkiye dış ticaretin %50'sini Avrupa Birliği yapıyor. Ama bir şey daha yani var. Benim aklım çok karıştı. Madem öyle, tam, niye tam sürekli şey e, Yunanistanı öne itiyor bazıları? Neyin peşinde? Şimdi bunlara birazdan girelim Son bir ama Bu Mısır konusunda Razi Canik'le ilgili Bakın ne Bakın Bu pandemiden merak sonra Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ha, şu, cevabı şu: Avrupa Birliği içine ciddi bir çatlama var. Almanya ile Fransa arasında. Türkiye'yi düşmanı bunu toparlamak istiyorlar. Ama Türkiye düşman değil ki. Türkiye partner. Türkiye orta, Ama Türkiye bölgede de, güçlü de, bir Türkiye'de. Türkiye'de kimin işine gelir, kimin işine gelmez o da ayrı bir soru. Onu da konuşalım isterseniz. Evet. Buyurun Mısır'la barış muyuz acaba diye soruyoruz ya e, Canik. Bir de, de e, Sisi değil. meselesi var ortada. Üst ne şey diyorsunuz? Evet. E, şimdi Sisi'ye karşı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi e, çok büyük olmuştu. E, yani böyle bir işte e, e, diktatör, darbeci ile e karşı bir araya gelmeyeceğini söyledi. Hatta burada İşletmeler Genel Kurulundaki bazı toplantılarda verilen öyle emeklerinde e, Sisi salonda olduğu için salona bile girmedi. O kadar Sisi'ye karşı artık ancak mi? Efendim? ancak şimdi ortada Cumhurbaşkanı diyorum. Ne evet, ortada şimdi e, Türkiye açısından çok önemli sorunlar var. Yani Orta Doğu'da bakıyorsunuz <laughs> Türkiye bazı Arap ittifaklarını kaybediyor tek tek. Ee, dolayısıyla şiddetle Türkiye'den bahsediyorsunuz. Yani Suudi Arabistan diyebiliriz, Birleşik Arap Emirlikleri buna diyebiliriz öyle değil mi? Şu anda e, zaten Mısır da bunlar içinde ama Mısırla bizim gerçek anlamda jeopolitik veya siyasi bir sorun olacak sadece işte darbeci oluşu. Yani ama şu var. E, işte daha evvel Nasıl biz Sudan Devlet Başkanı Başar'ı Ankara'da konuk ettiysek, o da darbeciydi. O da seçilmiş bir hükümete karşı darbe yaptı. Bir de üzerine bir de orada soykırım yaptı. Ve şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak. Onunla çok iyi ilişkiler kurduk. Yani şimdi biz Sisi'yle çok iyi ilişkiler kurmak zorunda değiliz. Sisi'yi çok sevmek zorunda değiliz ama Mısır'la da ilişkimizi silip atamayız. Yani bir Cumhurbaşkanı Sisi darbeci diye, çünkü sonuçta Sisi belki programlarda da söyledim. Amerika tarafından destekleniyor. Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Arap Birliği merkezi orada Araplar destekliyor. Yani şu anda Türkiye'nin Mısır'a ihtiyacı var. Mısır'ın da Türkiye ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim artık bu istihbaratlarımız görüşüyor lafından çıkıp artık Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelip görüşmesi lazım. Mısır'la bizim anlaşamayacağımız bir sorun yok. İki millet zaten birbirine yakın. Mısır'da bizim çok yatırımlarımız da vardı. Çünkü Mısır Türkiye açısından çok büyük bir pazar. Yani Türkiye'den fazla nüfusu olan bir yer. En büyük Arap nüfusu orada. O yüzden şu an Libya'da da Mısır'la sıkıntı yaşıyoruz ki öyle ki şu anda biliyorsunuz birazdan Libya konusuna gireceğiz. Şu anda Saraj'ın istifaya zorlanması ki ben aldığım bilgilere göre Amerika tarafından istifaya zorlandı. E bu durum tabii Libya ile yapla, yap, yapmış olduğumuz anlaşmayı tehlikeye sokuyor. Türkiye açısından çok ciddi, kaygı <laughs> verici bir sorun. Onun yerine kim gelirse gelsin. Ha, yok, e, sokmaz. Bu Hayır efendim, sokmaz. Niye sokmaz Sayın Yeşiltaş? Bu sokmaz. Merak ettim. Yani, sokmaz nasıl? çünkü yani Serraj'ın Libya siyasal anlaşması Serrac'ın üzerine kurulu bir anlaşma değil ki. Yani, yani neden ki soksun? Yani Serraj dışında Libya'da zaten Tamam Birleşmiş Milletler siyasi anlaşması, Libya siyasi anlaşmasıyla Serraç getirildi. Seçimle gelmedi. Ama sonuçta Serraç giderse yerine yine Başkanlık Konseyi'nin seçebileceği, bir altında da Başbakan'ın olabileceği hükümet kurulabilir. E, yani tamam, burada Türkiye'nin anlaşmasının riske girmesi ancak... Bu anlaşmayı yaptığı için baskı, baskı aldı ve bu yüzden gönderiliyor. Dolayısıyla Serraç'ın yerine gelecek olan insanlar... Belki Serraç Türkiye'den Türkiye Serhaç'tan memnun değil belki. Belki de o yüzden hayır, gidiyor. Hayır hayır. ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Hayal hakkına uğradığını söyledi. Dışişleri Bakanı'nın açıklama yaptı. Saracın bu kararından dolayı sürpriz duyduğunu ve düşünün Türkiye haber vermeden böyle bir olayı e, bası, e, televizyondan duyuruyor. Türkiye'nin bile haberi olmuyor. Yani demek ki e, zaten bu konuda Pompeo'nun yaptığı... Yani şimdi hayır. Pompeo'nun yaptığı baskıları <laughs> Buyurun Yeşiltaş. Yani... Yani Seraj'ın istifa edeceğini, yani Libya'yı yakından takip eden ya da Seraj'ın bu tür süreçleri devam ettirdiğini herkes bilirken Türkiye'nin nasıl haberi olmaz? Yani, yani zaten geçtiğimiz hafta görevlerde yapılan toplantılardaki Stephen Williams yaptı. Birleşmiş Milletler'in temsilcisi ya bir açıklamalara bakmayın efendim siz. Yani Öyle. siz o sahadaki olayları takip edin. Sahadaki olayları takip edin. Birleştirin. Geçtiğimiz hafta Cenevre'de yapılan toplantıda zaten bu kararlaştırıldı. Yani dolayısıyla Serac'ın o toplantıda çok ciddi bir baskı var. Hem Trablus ekseninde hem Misrata ekseninde Serac'ın sorunları çözemediğine dair bir baskı var. Dolayısıyla burada bir yenile yenileme, bir yeni bir hükümet, hem diplomatik mekanizmaları daha hızlı çalıştırmak için böyle bir karar alınmış durumda ama yine de bu Serac'ın Ekim sonunda bırakacağı anlamına gelmiyor. Orada da bir şerh koymak lazım tabi. E, tabii, Siz istifa yani, ed edebilirim dedi ama etmeyecek mi diyorsunuz? Efendim şöyle yapabilir yani belki e, devlet başkanlığı konseyi başkanı olarak kalabilir. Cumhurbaşkanı gibi düşünün. Buna dair çeşitli formüller konuşuluyor. Belki 6 üyeden 3'e düşebilir. Yani hem doğu sektörü hem batı Libya hem de güney Libya'nın temsilcileri burada yer alabilir. Serhaç bunun başında kalabilir anlaşabilirlerse altta da bir başbakan güçlü bir başbakanla hükümet hızlıca Libya'daki sorunları özellikle Trablus eksenli sorunları çözer. Bir taraftan da diplomasi müzakere zemini hızlı bir şekilde devam ettirilebilir. Böyle bir ihtimal de var. Evet, olanaklar, ihtimaller var ama şu anda yani benim aldım, öğrendim ya buradaki yabancı diplomatlardan edindiğim bilgiye göre bir baskı vardı Saraja. Peki bu